Bugün de Washington Post'la başlıyoruz basın bültenimize. Washington Post Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu'ndaki Demokrat Partili kongre üyelerinin Başkan Trump'ın oğulları, iş ortakları ve siyasi sırdaşlarından 40'ı aşkın belge talebinde bulunduğunu bildiriyor. Gazete, Trump ve çevresindekiler hakkında geniş kapsamlı soruşturma açan komisyonun başkanın görevden azledilmesi sürecini başlatacak yetkiye sahip olduğunu yazıyor. Habere göre komisyonun amacı Trump ve yönetiminin adaleti engelleme, yolsuzluk ve yetkiyi kötüye kullanma gibi suç teşkil eden faaliyetlerde bulunup bulunmadığını soruşturmak. Ancak komisyonun nokta atışı yapmak yerine veri toplamak için Ulusal Silah Birliği NRA ve İngiliz danışmanlık firması Cambridge Analytica'da dahil birçok kişi ve kuruluşa yönelmesi ise dikkat çekici. Trump'ın Rusya ile ilişkileri, FBI Başkanı James Comey'nin görevden alınması, Trump'la evlilik dışı ilişkileri olduğunu iddia eden iki kadına yapılan ödemeler de komisyonun açtığı soruşturma kapsamında. New York Times'a Ulusal Güvenlik Dairesi'nin Amerikan vatandaşlarının ülke içinde yaptıkları telefon görüşmeleri ve mesajlaşmalarının kayıtlarını inceleyen sistemi sessiz sedasız sona erdirdiğini bildiriyor. Gazete, kongredeki bir cumhuriyetçi kaynağı dayandırdığı haberinde 11 Eylül 2001 terör saldırılarından bu yana hukukun üstünlüğü ve mahremiyetin ihlali gibi meselelerde büyük tartışma yaratan uygulamaya 6 aydır başvurulmadığını yazıyor. Habere göre Trump yönetimi bu yılın sonunda bitecek olan uygulamanın süresinin uzatılması için kongreye başvuruda bulunmayabilir. Ulusal Güvenlik Dairesi'nin uygulaması 11 Eylül saldırılarından sonraki haftalarda El-Kaide mensuplarının izini sürmek için zamanın başkanı George W. Bush tarafından başlatılmıştı. Bir mahkeme ise programa gizlice onay vermişti. İstihbarat çalışanı Edward Snowden'ın 2013'te varlığını açıkladığı program, hükümetlerin ve özel şirketlerin şahsi verileri nasıl toplayıp işlemden geçirdiği konusunda büyük tartışma yaratmıştı. Kongre ise Snowden'ın açığa çıkarmasından sonra programı sona erdirip yerine 2015 Özgürlük Yasası'nı çıkarmıştı. Yasanın süresi bu yılın Aralık ayında doluyor. Ulusal Güvenlik Dairesi ise bu sürenin uzatılıp uzatılamayacağı konusunda son sözün Beyaz Saray'a ait olduğunu kaydediyor. New York Times bugün ayrıca AIDS hastalığına yol açan HIV enfeksiyonunun ikinci bir hastada daha tamamen iyileştirilmesiyle ilgili habere yer veriyor. Gazete, HIV enfeksiyonunun tamamen iyileştirildiği Berlin'deki hasta olarak bilinen ilk vakadan 12 yıl sonra Londra'daki hasta olarak tanımlanan ikinci bir kişide daha aynı sonucun alınmasının zor olsa bile HIV enfeksiyonundan tamamen kurtulmanın mümkün olduğunu ortaya koyduğunu yazıyor. Habere göre sonuçları Nature dergisinde bugün yayınlanacak araştırmayı yapan uzmanlar vakayı uzun vadeli remisyon olarak nitelendiriyor. Ancak gazete bu uzmanların basına verdikleri söyleşilerde sadece iki kişi de olsa HIV'in tamamen iyileştirildiğini ifade ettiklerinin altını çiziyor. Aralarında 12 yıl olan her iki vakada da ilik nakli kullanılmıştı. Ancak ilik nakli bu hastalarda HIV enfeksiyonunu ortadan kaldırmak için değil, kanser tedavisi için kullanılmıştı. Uzmanlar ilik naklinin yakın gelecekte HIV için gerçekçi bir tedavi yöntemi olmayacağını vurguluyor. HIV enfeksiyonu günümüzde güçlü ilaçlarla kontrol altında tutulurken ilik nakilleri uzun yıllar devam edecek yan etkileri olan riskli yöntemler. Ancak uzmanlar insan bedenini HIV virüsüne dirençli olacak şekilde tasarlanan bağışıklık hücreleriyle silahlandırmanın pratik bir tedavi yöntemi olabileceği görüşünde.